uçakçılık turizmle uğraştığı için o daha iyi bilir. İnsanlarımız hep bir an önce Türkiye'ye can atarlardı gitmek için ki eş, dost, akraba ziyaretleri yapabilsinler diye. Devir değişiyor, devir değişti. Artık insanlarımız, vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu eş, dost, akraba ziyaretlerin yanında bir de ülkemizin turizm bölgelerini ziyaret ediyorlar, tatillerini orada geçiriyorlar. Dolayısıyla inanıyorum çok kısa bir zaman sonra artık buradaki vatandaşlarımız da ülkemizin nedenli önemli bir kültür varlığı, topraklarında bir kültür hazinesi barındırdığını göreceklerdir mutlaka. bu ziyaretleriyle. Bu çok doğru, çok da Evet. önemli bir konu Evet. bence. Çünkü sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ülkemiz hakikaten neredeyse insanlık tarihiyle eşdeğer bir tarihe sahip. Mezopotamya'da, Doğu'da, Kesinlikle. Güneydoğu'da, Orta Anadolu'da. Kesinlikle. Aklıma bir sürü örnekleri geliyor ama ben Kesinlikle. bunları birini kaçırırım, birini söylerim diye hiç Bir girmek başka istemiyorum. program konusu olabilir. Mutlaka, Ben başlı başına. burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da bu programımız vasıtasıyla onların da bir kültür turizm elçisi olduğunu çok rahatlıkla Mutlaka. söyleyebilirim. Burada yabancılara Ama anlatmaları gerekir. kesinlikle ama ilk önce kendimiz gideceğiz, Hı. yerinde göreceğiz, neyin ne olduğunu bileceğiz. Ondan Ondan sonra sonra keyifli bir geleceğiz şekilde buradaki aktaracağız. dostlarımıza, yabancı dostlarımıza ülkemizi anlatacağız. Mutlaka. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben hemen kısa kısa öncelikle toparlamak istiyorum. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz Renk teşekkür ederiz. kattınız. Sağ olun. Ne kadar sıcak olsa da ışıkların altında. Evet. Programın başlangıcında ne kadar kalorifer nereden çıktı? Klimaları açmayı unutsak da bakın sıcaktan kalorifer geliyor aklıma. Yine de umarım iyi zaman geçirmişizdir birlikte. Biz teşekkür Son ederiz. olarak Sağ ne olun. söylemek istersiniz? Ben onları alayım sizden. Yavaş yavaş da artık kapatalım. Evlerimize gidelim. Peki. Seyahat edecek insanlara belki birlikte yapabiliriz o çağrıyı. İşin ehline gitmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Gerek online gerekse seyahat acenteleri bu işi iyi yapan, profesyonel yapan insanlara giderlerse başları biraz daha az ağrır. Az ağrır. Zannediyorum o konuda hemfikiriz Can Bey'le. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz evvel de beraber aynı konu hakkında görüşüyorduk. Hakikaten zamanla azaldı ama hala maalesef birkaç tane kötü örnek ve karşılaşıyoruz. Lütfen Dikkatli olalım dikkatli diyorsunuz. olalım. Peki, Lütfen çok dikkatli teşekkürler. olalım. Sevgili Hakan, sen ne söylemek istersin? Ben de tabii ki Türkiye'ye gidecek olan tüm burada yaşayan Türk insanlarına öncelikle Recai abinin söylediği o önlemleri almalarını tavsiye ediyorum. Ama kesinlikle şu da bir gerçek. Çok fazla Biz kilolarla gelmeyin diyorsun Hakan. evet. Çok fazla kilolarla Derle gelmeyin ama gelmeyin. biz artık Almanya'da yerleştik. Yani Almanya'da bu Tabii ki yani. gerçeği kabul etmek durumunda. Avrupalı Bir Türkler diye vatanımız bir da burası. kavram var artık. Böyle bir durum var. Evet, Avrupalı Türkler diye bir kavram var. Doğru. Peki. Çok teşekkürler. Sayın Ateşlerimiz, son olarak seyircilerimize bu konularla alakalı iletmek istediğiniz bir şey var mı? Ben yine size biraz sizden övgüyle bahsetmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu güzel bir fırsattı benim için. Yabancı dostlarımıza çeşitli medya organları vasıtasıyla ulaşıyoruz. Onlara işte Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyeline yönelik tavsiyelerimiz oluyor. Ancak vatandaşlarımıza burada yaşayan imkanımız daha kısıtlıydı. Bunu bana verdiniz. Seve Teşekkür seve. ediyorum. Ve ben tüm tatile çıkacak herkese güzel bir tatil geçirmelerini ve ondan sonra da buraya geldiklerinde işbaşı yaptıklarında da yüksek motivasyonla işlerine Hayata tekrardan başlamalarını. başlamalarını diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Recep Baba, senin seyircilerimize aktarmak istediğin bir şey Ben var mı? biletlerimi alayım unutmadan Onlar ayrı bir konu. arkadaşlardan. Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, akışımız boyunca ekranlarımızın altındaki numaralara ulaştıysanız eğer, rejideki arkadaşlarımız gerekli bilgileri not etmişlerdir mutlaka. Ve bu akşam hem Reyhan Hanım'ın ağzından duymuş olduğunuz gibi, teyit etmiş olduğu gibi, Konya Ilgın'da
Grand İpek Otel'de çok güzel bir haftalık tatilin seçmelerini de kendilerine bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle bu isimleri açıklayacağız. Yine Can Bey de kendileri burada birebir anlattı size durumu. Onlara vereceğimiz liste içerisinden artık siz çekiliş yapacaksınız, bize bildireceksiniz. Biz de buradan anons edeceğiz. Eminim. Lütfen bir daha söylüyorum. Her iki tarafa da, size de sevgili Reyhan Hanım'a da ne olur misafirlerimizi iyi ağırlayın. Bizim için çok önemli seyircilerimiz. Eminim. Ve ben kapanışı yine bir şiirle tamamlamak istiyorum. Hazır fırsat yakalamışken yapalım böyle bir şey. Peki o zaman. Bir aşk. Biraz öfke, biraz protest, bir aşk şiiriyle kapatalım. Evet, 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 evet. Hayır, buradan gelecek müzik. Evet. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemeyeceğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun hep. Dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Payıma düşen her şeyi erteledim. Ama erteleyemediğim bir şey vardı. Sana benziyordum. Su olsan dokunduğumda bozulurdun. Bozulmayan bir şeysin. Gidilecek bir yer olsa sonu olurdu. Sonu olmayan bir şeysin. Uykuda görülecek bir rüya olsan uyanırdım. Beni rüyamdan uyandırmayacak bir şeysin. Simsiyah saçların olsun istiyorum. Ama bahtın değil. O gün seni gözlerinden, üç ırmağın birleştiği yerinden öpeyim desem, aklına ırmaklar gelir. Düşün ki bir dağdan aşağıya iniyoruz. Ve dünyada sadece iki kişilik türkü kalmış. Onu söylüyoruz. Öyle bir şeysin sen. Seni düşündükçe yoruluyorum desem, dünyanın en büyük yalanı olur. Yalanım yok. Bugünden yarına ne kalır bilmem. Ama sen kalırsın, tıpkı yatağı değişmeyen ırmaklar gibi. Yaşadıklarımız azdı, zamana sığmadı. Yaşamak isterken her şey. Bugün şarkı söylüyorsam, o gün şarkı değil. Şarkı gibi seni yaşamak isterim. Halkıma benziyordun. Bir yanın göç, bir yanın toprak kokuyordu. Gezmediğim yerin kalmadı. Bazen yasaklandın bana. Bazen suç gibi boynumda taşıdım seni. Yedi telli sazımla bile tam anlatamadım. Sen bir uçurum gülüydün. Ellerimi her uzattığımda bin kırıkla geri döndüm. Yasaların bile tanımlayamadığı bir şeysin sen. Haritalara sığmazdın. Her ülkede bir başka gülüyordun. Uzundun, inceydin. Dokunulduğunda nereli olduğumu seninle hatırladım. Bana hep kendimi hatırlatan bir şeysin. Uzaksın, yakınsın, özlenensin. Ama bugün değil, yarın gibi bir şeysin sen. Bugün her şeyi değiştirmek için çabalarken sen değişmeyen olarak duruyorsun karşımda. Kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın ama sen bilme. Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm var. Bir seni bunların karşısına koymak nasıldır bilemezsin. Sen bilme. Bugün her ölümle biraz ölürken seni düşündükçe hayata dönüyorum yeniden. Gecenin en karanlık yerindeyim. Bir sigara ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile olsam yine de istiyorum seni. Sadece benim seni anladığım, kimsenin unutmamak için defterine not düşmediği ama hayatımda hep bir dipnot olarak kalan kendi yasaklarım gibi unutmuyorum seni. Dağları delmiyorum, inmek istiyorum oralardan. Hepiniz gibi aynada saçlarımı taramak, günaydın der gibi sokağa fırlamak ve şarkı söylemek istiyorum sana. Adına aşk diyorlar, gelecek diyorlar, bana yetmiyor. Her şarkımda sana bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Bir başka dilde seviyorum seni, kırmızıdan daha uzun. Gelincikler gibi bir mevsim değil, dört iklim, köşe bucak. Kim ne derse desin, geri dönecek yerim yok.
Bir kentin ortasında çığlık çığlığa bağırarak tek başına kalsam da yine de seviyorum seni. Bu bir suç duyurusudur. Kendimi ihbar ediyorum sana.